Hatay'ın ilk adı Antiokya, dönemin üçüncü metropol ülkesidir. Gösterişli sarayları, konakları, hanları, hamamları ve malikaneleriyle bulunduğu coğrafyanın kraliçesi unvanını almıştır. Dünyanın en büyük mozaik müzesi Hatay'da olup, yine dünyanın tek parça en büyük mozaik eseri bu müzede sergilenmektedir. Küçük renkli taş, cam ve ahşap parçaların bir araya getirilmesiyle resim oluşturulması olarak tanımlanan ve farklı kültürlerin izlerini taşıyan mozaik sanatı, en eski ve en dayanıklı sanatsal ifadelerden biri olarak kabul edilmektedir. Milattan önce 3000 yıllarında Sümerlerle başlayan antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde de sanatçılar aracılığıyla hem klasik hem de çağdaş tekniklerde başarıyla uygulanmaktadır. Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi mozaik sanatına sahip çıkmış, yıllardır açtığı mozaik sanatı kurslarıyla kadın erkek kursiyerlerin ilgi odağı olmuştur. Mozaik kursuna farklı amaçlarla gelen kursiyerlerimiz de kendi arasında güzel bir mozaik motifi oluşturmuştur. Hatay'da bir gezi sırasında mozaikle tanıştım. Müthiş beğenimi kazandı. Üstüne bir müze gezisiyle bir aşka dönüştü diyebilirim bu. Uğraştım, kurslarını araştırdım ve başladım kursuna. İşin erbaplarıyla gerçekten çalışıyoruz şu an. Müthiş keyif veriyor. İleride inşallah kendi atölyemi kurmak gibi bir amacım var. Satış amaçlı olması da sanat odaklı. Güzel bir küçük bir atölye kurmak istiyorum. Ben Aslan Bayraktar, özel eğitim öğretmeniyim. Henüz Hatay'da bir senedir bulunmaksayım. Bulunduğum okulda halk eğitimin açmış olduğu kurslar başlığı altında duydum bu kursu. Yönlendirmelerle bir şekilde buraya dahil oldum. Engelli öğrencilerle çalışıyorum. Bunu da onlara bir katkısı olacağını düşündüm açıkçası. Kendi öğrendiklerimi sınıfta, atölyelerimizde öğrencilere fayda olarak görüyorum. Bu şekilde kurstan kazandıklarımı okulda da öğrencilere vermeyi düşünüyorum. KADİM, Kadın Aile Dayanışma ve Hizmet Merkezi, 1940-1957 yılları arasında Cumhuriyet İlkokulu olarak hizmet vermiş, 1957-2010 yılları arasında konut olarak kullanılmış, Hatay Valiliği tarafından restore edilerek 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren dezavantajlı kadınlara meslek edindirme kursları açılarak hizmet vermiştir. Burada açılan mozaik kursumuzda yapılan ürünler kurumumuza ait sergi satış evinde sergilenerek satışa sunulmaktadır. Böylece birçok ev hanımı ekonomik özgürlüğünü kazanmıştır. Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nize ait sergi ve satış evi, kursiyerlerin ürünlerinin teşhir ve satışa amaçlanarak açılmıştır. Hatay'ı temsil eden mozaik sanatı kursumuzun ürünleri, yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir. Küçük ve dekoratif mozaik ürünler taşıması kolay olduğu için rağbet görmekte. Böylece her ay birçok ev hanımı kursiyerimiz kendi paralarını kazanıp hem motive olmaktan, ekonomik özgürlüğünü kazanıp ek aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. İki usta öğreticimiz ve mozaik eğitiminden başarıyla geçen kursiyerlerimiz bir araya gelerek güçlü kadın, güçlü toplum mantığıyla Soteria Taş Mozaik Girişimci Kadın Kooperatifini kurdular. Birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle yola çıkan kadınlar, ürün tasarımı, yapımı ve üretimi olarak atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Çıkan ürünleri davet edildikleri fuarlarda, onlara verilen standlarda satışa sundular. Kısa bir süre sonra elde ettikleri gelirle kooperatif adına bir teşhir